İkinci soruya bakıyoruz arkadaşlar. Burada denklemin köklerinden birisinin 1 artı i olduğunu vermiş karmaşık sayılardan. Şimdi 1 artı i zaten eğer köküyse bu denklemi sağlayacaktır diyorum. Hemen x gördüğüm her yere 1 artı i yazıyorum arkadaşlar. Buradan ne gelecektir? 1 artı 2 eksi 1 gelecek. Eksem eksi m'i artan artı i gelecek. Bakın bunlar birbirlerini götürdüler. Şimdi i'leri toplarsam 3i eksi m'i ve buradan da eksem artı n gibi bir denklem gelecek. Şimdi şöyle yapıyorum. Karşı taraf 0'a eşit olduğu için demek ki hem imajiner kısım hem reel kısmın katsayısı 0'a eşit olacak. O zaman i parantezine aldığımız zaman 3 eksem, burada da sabit olan reel kısım 0'a eşit olacaktır arkadaşlar. Bakın m'nin buradan 3 olduğunu görüyorum. Eğer m 3 ise diğer taraftan da n'in 3 olduğunu çok rahatlıkla görüyorum. İkisini çarptığımda da cevabımı ne olarak elde edeceğim? 9 olarak elde etmiş olacağım.